arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere üçü bir arada bir sistem yapacağız. Bu üçü bir arada sistem nedir? Onu hemen anlatayım. Tabi anlatmadan önce malzeme listesini bir sayayım. Bir adet bu şekilde 18650 üçlü liyon pil yuvası lazım bize. İki adet pile ihtiyacımız var. Şimdi 2 adet pile ihtiyacımız var. Niye üçlü pil? Onu videonun içerisinde göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi iptal olacak arkadaşlar. Bir adet TP5100 şarj modülüne ihtiyacımız olacak. Bunu da kullanacağız. Bunun bağlantı şemasını anlatacağım arkadaşlar. Bunun bir ayrıntısı vardır. Bu videoyu eğer böyle bir cihaz yapacaksanız ayrıntıları kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü internette hiçbir şekilde bunun bağlantısını anlatmıyorlar. Shorts videolarında falan gördüm. Adam hızlı hızlı anlatıp geçiyor. Siz böyle bir şey yapacaksanız ben bütün ayrıntıyı sizlere vereceğim. O yüzden videoyu baştan sona kadar izleyin ki kaçırmayın. Onun yanında step up DC-DC dönüştürücümüz vardır. Aynı zamanda voltajı sabit tutuyor. Veyahut da 9 volt, 4 volt, 5 volt, kaç volt giriş verirseniz çıkışı 30 volta kadar ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Bizim buradaki amacımız pilleri 9 volta sabitleyip sabit bir çıkış almamızı sağlayacaktır. Ve son olarak bir tane DC konnektöre ihtiyacımız vardır. Bunu da devreyi şarj edebilmemiz için ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar videoyu ayrıntılı bir şekilde izleyin. Yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar, videonun ortasında konuşmaya dahil olmak istedim. Çünkü önemli bir bilgilendirme vermek istiyorum. Bu DC konnektörlerin üzerinde gördüğünüz gibi 3 tane çıkış var. Bunların ikisi eksidir, birisi artıdır. Şimdi niye bu iki eksiyi birleştirmemişler de 2 tane ayrı ayrı eksi bırakmışlar? Şimdi arkadaşlar, onu dilerseniz uygulamalı olarak sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar, avometremizi diyot kısa devre konumunda testini yapıyoruz. Bakın şimdi iki eksiye de tutuyorum. İki eksi de ötüyor. Eksiler bu şekilde boştayken ortaktır. Şimdi bu eksiler nasıl ayrılır? Onu hemen sizlere söyleyeyim. Bunu şarja taktınız. Şarja taktıktan sonra bakın arkadaşlar. Hatta şöyle daha net görünür bir şekilde ekranın açısını açayım. Bakın şimdi ötmüyor. Hiçbir şekilde ötmüyor. Ortadaki uç her zaman eksi ucudur. Bunu devrede ekstra kullanıyorsunuz. Şarja taktığınız zaman ortadaki eksi devre dışı kalıyor. Bu da devrenin kullandığınız devre artık neyse o devredeki şarj devresi için geçerlidir. O yüzden ortadaki ucu kullanmıyoruz. Bunu iptal edeceğiz. Hatta şöyle eğeyim bunu. Belki daha sonra lazım olur. Bizim kullanacağımız uç bu iki uçtur. Ortadaki ucu ihtiyacımız yoksa kullanmıyoruz.
Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ederim. Evet arkadaşlar, şimdi bunun bağlantı şemasına geçeceğiz. Nasıl bağlanır onu sizlere hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bunu buraya sabitleyeceğiz. Tabi sabitlemeden önce lehimlemesini bir yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi TP100 kartımızın sadece şarj etme işlemine yarıyor. Şu ve şu giriş bizim bataryamızdan gelen girişler olacak. Burayla bu girişte ön taraf, yani buradan da devreyi şarj edeceğiz. Alt ikisi eksi oluyor. Üstlerde artı giriş, buradan da artı batarya girişi yapacağız. Bunun için 2 adet kablo almamız lazım. Normalde 3S BMS'lerde artı giriş ve çıkışlar birdir. Yani hem şarj girişidir hem de buradan çıkış alıyorsunuz 3S BMS'lerde. Ama bunlarda öyle değil. Bu sadece devreyi şarj etmemize yarıyor. Dışarıya çıkacağımız enerjileri gene bataryadan, pillerden daha doğrusu gelmiş olduğumuz girişlerden alacağız. Onun için buralara 2 adet kablo bağlayacağız. Birincisi pilden gelen, ikincisi pilden dışarı çıkıp kullanacağımız kablodur. Buradaki DC-DC konnektörü de zaten devreyi şarj etmek için taktığımız güzel bir yöntemdir. Şimdi bunun bağlantısını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devrede gördüğünüz gibi burada set yazıyor. Bu TP5100 şarj devresini ister bir pille kullanın, ister iki pille kullanın. Onun bağlantı şeması da zaten şu anda ekranlara geldi. Eğer tek pil kullanacaksanız sıkıntı yok. Bu şekilde direkt kullanabilirsiniz. Ama iki pil kullanacaksanız buradaki seti bu şekilde birleştirmeniz lazım. Bu bir nevi anahtar görevi görüyor. İki pilde buradaki seti birleştirmeniz lazım. Dediğimiz gibi artı üst, eksi aşağıdır. Bu taraf pilimize aittir. Bu taraf devreyi şarj etmeye yarıyor. Şimdi bunları bağlıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde bağladık. Daha sonra buradan birer kablo daha alacağız. O bir sonraki aşamadır. Bunun bağlantı şeklini gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlanıyor. Buradaki pili sökmemizin amacı da zaten buydu. Bu taraf bizim şarj devremiz olacak. Bu tarafı kullanacağız. Oldukça güzel bir şey olacak. Eksiği de bu taraftan aldım. Daha kolay alınıyor diye. Şimdi şarj bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birinci aşamamız bitti. Bu şekilde pillerinizi takıp hem kullanabilir hem de şarj edebilirsiniz. Tabi pil girişlerinden 2 adet kablo alıp çıkmak şartı ile. Tabi biz pilleri bağlamadan önce bir tane daha devremiz vardı. Biz bunu da kullanacağız. Bunu da voltajı sabitleyip pillerimiz 5 volta düşse bizim çıkışta sabit 9 volt 2 amper alabileceğimiz güzel bir DC-DC dönüştürücümüz var. Bunun da bağlantısını şimdi sizlere söyleyeceğim. Zaten arka tarafında yazıyor. Eksilerimiz yine aynı şekilde
ortak alt kısımlar eksidir. Üst kısımlar da artıdır. Üst şöyle tuttuğumuz zaman, hatta şöyle daha düz görünüyor. Bu şekilde tutalım. Bu şekilde tuttuğumuz zaman burası bizim girişimiz oluyor. Burası bizim çıkışımız oluyor. Arka tarafında da yazıyor zaten. Voltaj girişi. Burada voltaj çıkışımız olacak. 5 volt giriş yapıyorsunuz. 5 ila 9 volt. Çıkışta da 5 ila 30 volt arasında sabit çıkış yapıyor. Şimdi bunun bağlantısını yaparım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buraya sabitleyeceğiz. Tek kartta hem şarj devresi, hem yükseltici, hem de voltaj sabitleyiciyi bir arada tutacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video fazla uzamasın diye ben DC-DC voltaj dönüştürücünün bağlantılarını da batarya girişlerine yaptım arkadaşlar. Bunu batarya girişlerine yapıyorsunuz. Şimdi buradan 2 adet çıkış alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafanız karışmasın diye ben şimdilik çıkışlar için bu şekilde kurtarıcı kullanacağım. Siz dilerseniz bu şekilde konektör de kullanabilirsiniz. Şuradan girişlerimizi veriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu girişlerimizi de bağladık. Bunları şimdi bu şekilde silikonla bir sabitleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da sabitledik. Bence çok mükemmel oldu. Yani inan ki bu video bu şekilde kimsenin aklına gelmez. Bu video bence beğenilir, paylaşılır. Hatta böyle bir fikir verdiğim için belki abone bile olursunuz. Olursanız çok çok sevinirim. Şimdi testini yaparım arkadaşlar. Bakalım ne kadar faydalı olmuş. Olmuş mu, olmamış mı? Bunu şimdi hep beraber göreceğiz. 2 adet 18650 Leon pilimiz. Eksiği bağlıyoruz. Arkadaşlar, pillerimizi bağlıyoruz. Şu anda çıkışlarımızı ölçelim. Avometremizi voltaj konumuna getiriyoruz. Çıkışımızda şu anda 8 voltluk bir enerji var. Gördüğünüz gibi 8 voltluk bir çıkış var. Bunu şimdi biz 9 volta sabitleyeceğiz. Buradaki potansiyometreyi, trim potu daha doğrusu, çeviriyoruz. Bayağı bir çevirmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde 30 volta kadar çıkışını sağlıyor. 29.80 volt, 30 volt. 30 volta kadar çıkış alabilirsiniz. Bu şekilde. Tabi bize 9 volt lazım. Biz bunu çevirip 9 volta sabitliyoruz. Biraz daha açalım. Volta çıkışımızı sabitledik. Artık bundan sonra bu pilimiz 5 volta düşene kadar sabit bize 9 volt 2 amperlik çıkış yapacak. Bir de bunun
şarjını deneyelim. Bakalım nasıl şarj ediyor. Evet arkadaşlar, şöyle 9 voltluk bir adaptörümüz var. Bunu şimdi takıyoruz. Bir işe taktığımız zaman hemen buradaki mavi ledimiz yanacaktır. Pillerimiz dolu olduğu için mavi ışık yanıyor. Boş pil olacak elimde. Şimdi bunları sökelim. İki adet boş pilim olacaktı. Bu boş pilleri takalım. Tekrar şarja takıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı ledi yaktı. Pillerimiz dolduğu zaman buradaki ışık maviye dönecektir arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.